tarihsel perspektiften Yahudi'nin Osmanlı ile ilk temasları bununla alakalı ve Osmanlı'nın özellikle Avrupa'da tüm Yahudiler istenmeyen ulusuz kimliklerin varlığına rağmen aslında paradoksal bir şey gibi görüyorum. Yani bir anda belki Yahudi kavramı üzerine daha antipatik takım vurgular olmasına rağmen referansını Kur'an'dan alan bir imparatorlukta bir temsilci bunları kadırgalar gönderen suretiyle belki de büyük bir nezaketle bunları toprakları içerisine alıyor ve aynı zamanda bunları özel korumalar neredeyse yasalar ilan ediyor. Bu süreci biraz anlatır mısınız bize? Neden kovuluyorlar, neden istemiyorlar ve biz Osmanlı neden kovuluyor? Hristiyanlığın Yahudilere bakışı İncil'deki anlatıma göre biraz iç açıcı değil tabi. Ama Kur'an'da Yahudi kavmi, Museviler şefkat duyulması gereken insanlar olarak belirtilir. Yahudilere genel anlamda Museviler diyeyim ben. Tabii ki şefkat duyulması lazım. Yani gerçek dindar bir Musevi samimi olarak dinini yaşamak istiyorsa bu ehli kitaptır. Ve bu insanla gerekirse evlenilebilir, kadınlarıyla evlenilebiliyor. Yemeğe çağırılır, beraber yemek yenir, ticari ilişkiler olur, yani sosyal bağlantılar tam anlamıyla olur. Aynı mahallede oturulur, kardeşçe yaşanır. Bu anlamda Musevilere tam bir şefkat dinin bir gereğidir. Bu çok normal bir şey, faydalı, ibadet olan bir şey. Ama riskli olan dinsiz Yahudilerin kendilerini dindar gibi göstertip şeytanın etkisiyle ve masonluğun da bağlantısı içerisinde dünyaya zulmetme eğilimleri. Bizim sorunumuz bu. Yoksa gerçek dindar bir Yahudi, samimi bir Yahudi'den kimseye bir zarar gelmez. O kendi dinini yaşar. Tevrat'ın emirlerine kendince uymaya çalışır. Ve İslamiyet'te bunları korur. Yani Kur'an'ın ölçüsü içerisinde korunurlar. Fakat risk Darwinist, dinsiz bir Yahudi toplumu var. Bunlar basına hakimler, televizyonlara hakimler, siyasete hakimler, masonluğa hakimler. Eğer buradaki Yahudiler samimi olarak dindar olsalardı basına da bu etkisini gösterirdi. Mesela büyük basın, Yahudilerin kontrolünde büyük basında sürekli dinsizlik ve Darwinizm propagandası yapılır. Madem bunlar ehli kitap, madem dindar, ben İslamiyet propagandasını yapsın da demiyorum. Allah'ın savunmasını yapsın, Allah vardır desin. Hazreti İbrahim'i savunsun, İsmail'i, Yakub'u, geçmiş peygamberleri savunsun, ahirette anlatsın, adaletten bahsetsin. Yani Tevrat'ın birçok hükmü var Kur'an'a uygun, yani çok büyük bir bölüm uygundur. Bunları anlatsınlar. Zaten bu anlamdaki Yahudi'yi herkes sever. Yani buna şefkat duyar. Yani sorun dinsiz Yahudilerden kaynaklanıyor. Peki bu temelde Siyonizmin ortaya çıkışının esas amacı ya da Siyonizm ortaya çıktığında Theodor Herzl'de mi çıktı ya da nasıl başladı? Yani bu oluşum nasıl başladı? Yahudilerin şu anda yaşadıkları bölge, yaşadıkları yer onların vatanıdır. Orada yaşasınlar, o normal. Yani onları oradan sürüp çıkartmaya kalkmak falan bunlar normal bir hareket değil. Kur'an'a göre de orada onların vatanı olduğunu Kur'an işaret ediyor. Yani bütün dedelerinin mezarları orada, hayatları orada geçmiş. Tabii ki orada yaşayacaklar. Ama bölgeye askeri hakimiyet iddiası, bölgeyi biz kontrol ederiz iddiası yanlıştır. Ama İsrail'in boydan boya Türkiye'nin doğu sınırlarına, Türkiye'de her yerde yaşasınlar. Ticaret yapsınlar, bilimle uğraşsınlar, bu insanlar korunsun. Devlet güvencesi içerisinde olsunlar, özgür yaşasınlar. Müslüman olan veya olmayan Musevi hanımlar isterse evlenirler Müslüman beylerle. İç içe yaşanır, onlar isterseler sinagoglarında ibadetlerini yapabilirler. Bunlar çok güzel. Ama sorun şeytanın kontrolünde olan bir Siyonizm var. Bu ne amacı yönlendiriyor? Nasıl çıkıyor ortaya ve neyi amacı? Bu sapma, bu ideolojik kırılma, ayrışma neyi hedefliyor ve kim bu aktörler kimler? Hemen bununla bağlantılı. Yani bu Siyonizm
sürekli her yerden sürülmüş olmalarının intikamını almak mıdır? Hayır, hayır değil. Yani o Tevrat'ta da geçiyor, Kur'an'da da ona işaret var. Bu insanlar Allah'tan uzaklaştıklarında Allah onlara bir bela olarak bunu vermiş. Tevrat'ta bunu açıklıyor. Dünyaya sizi dağıtacağım diyor Allah. Bunun onların üzerine bir bela olduğunu belirtiyor. Ama kendinizi toparlarsanız, Allah'a dönerseniz, Allah sevgisini yaşarsanız sizi yine vatanınıza döndüreceğim ve rahat edeceksiniz diyor. Şu an bütün dünyada dağınık vaziyetteler ve hakikaten dini yaşamıyorlar. Dinle pek alakaları yok. İki tür siyonizm var. Bir, o bölgede yaşamak isteyen, huzur içinde olmak isteyen, güvenlik arayan, o dedelerin topraklarında ibadet edip, ticaret yapıp, huzur içinde yaşamak isteyen düşünce. Bu anlamda siyonizmi ben savunuyorum. O anlamda ben de siyonistim. Yani o savunuyorum. Çünkü Kur'an bunu söylüyor. Kur'an'ın savunduğu bir şey. Tabii ki yaşasınlar. Tabii ki mutlu olsunlar. Tabii ki Allah'ı ansınlar. Bizim zaten istediğimiz bu. Bunu isteyecekler. İsterlerse, eğer güçleri yetiyorsa, iradeleri yetiyorsa Müslüman olsunlar. Bu da nur âlâ nur. Çok güzel. Ama olamıyorlarsa Tevrat'ın gerçeğine uymaya çalışarak dinlerini yaşasınlar. Ki ehli kitaptır bunlar. Korum altındadırlar. Bu anlamdaki siyonizme bizim bir sözümüz yok. Ya bundan bizim bazı belirmenimiz yok. İkinci tür siyonizm var. Bizim asıl sorun olarak bulduğumuz siyonizm bu. Masonluğun kontrolünde olan siyonizm. Bu bütün dünyaya hakim. Dünya medyasına hakim, basına hakim, siyasete hakim. Dünyadaki büyük mason lojaları kontrolünde olan bir siyonizm olduğu için bütün dünyayı avucun içine almış durumda. Bunlar dikkat ederseniz hiç Allah'tan bahsetmez. Ayrıca Allah'ın olmadığını anlatırlar. Bu nasıl bir siyonist? Allah'ın olmadığını savunan bir siyonist olabilir mi? Bir Musevi olabilir mi? Demek ki bunlar başka bir şey. Yahudiliği kullanıyorlar. Masonluk da bunun bir aracı. Masonluk kökü tarihin derinliklerinde giden, daha çok çok eski devirlere giden, muhtemelen gerçek bir tarikatın, gerçek bir İslami tarikatın dinsizlerin eline geçmesiyle oluşmuş bir sistem. Yani ilk başlangıcı muhtemelen gerçek bir Hazreti Süleyman devrine kadar dayanan, daha da eskilere dayanan hatta, gerçek bir tarikatın, bir İslam tarikatının Allahsızların kontrolüne geçmesiyle, Müslümanların yaptığı yöntemleri ele geçirmeleriyle oluşan bir sistem. Şeytan ele geçirmiş o tarikatı. Ve yönetimini fiilen şeytan yapıyor masonluğu. Yani doğrudan insan görünümünde veyahut o garip mahluk görünümünde gelerek ana merkezlerinde bunları doğrudan yönlendiriyor. Ya ses olarak, ya görüntü olarak, yahut onların kendi yöntemleriyle bunu yapıyorlar. Yahut hipnoza soktukları bir insanın şeytanla bağlantısını sağlayarak şeytanın konuşmalarını etrafa naklediyorlar. Orta Doğu'da orada burada aldıkları savaş kararları, katliam kararlarının hepsinin kökeninde masonluk vardır. Yani mesela falanca, peşmekancı insanları sayıyorlar, suçluyorlar. Halbuki onlar gariban insanlar. Koskoca masonluğa, dünya çapındaki masonluğa karşı zaten gücü yetmez o insanların. Onlar onların kontrolüne girmiş, onların emrini dinleyen insanlar. Ya belirli bir yetkiyle, belirli bir yere geldiyse bir insan, masonluğun kontrolü olmadan pek olmaz genelde. Çok özür dilerim hocam. Çok böyle hani bir zıtlık gibi görünüyor. Yani masonluk aslında din karşıtı bir kurgu, bir operasyonel bir zemine cereyan ederken, öbür tarafın aslında tam dinsel bir motivasyon. Daha tersine bir dinsel motivasyon da. Evet. Yani mesela kimler masonluğu diye baktığımızda, bilse de işte Hristiyanlık karşıtı, özgür düşüncenin sanki hani şekiller özgür düşüncenin sanki hani adresiymiş gibi gösteriliyor. Birazcık buradan da hareketle bu iki zıtlığı nasıl değerlendiriyorsunuz? Masonlar diyor ki ışığı diyor insanların gözüne aniden vermeyin. Kendi dergilerinde kitaplarda yazıyorlar. Işığı yavaş yavaş verin. Nasıl verecek? İlk anlamda biz de Hristiyanız, biz de Museviyiz, biz de Müslümanız. Tabii ki Allah'a inanıyoruz. Kainatın ulu mimarı var. Ama sonradan bakıyoruz ki kainatın ulu mimarı dedikleri şey Marksistlerin anlattığı, Materyalistlerin anlattığı kozmozdaki şuursuz enerji.
Yani onların inancına göre. Ki kaos yani biz diyoruz kozmos, kaos.